Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 22 Ağustos'a kadar Güneş Aslan Burcu'nda sizin 4. evinizi aydınlatmaya devam edecek. Aslan Burcu'daki Güneş özellikle eviniz, aileniz, yuvanız, özel yaşamınızdaki konuları ay genelinde biraz daha ön plana çıkarabilir. Ay'a dolunayla başlayacağız. Hemen 3 Ağustos'ta 11 derece Kova Burcu'nda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sırasında gökyüzünde burcunuzdaki Uranüs'ün Güneş'le ve Ay'la dik açısı söz konusu. Bu da oldukça etkileyici, değiştirici, zorlayıcı bir enerji aslında. 11 derece Kova Burcu'ndaki dolunay, sevgili boğalar, yaşamınızda, kariyerinizle ilgili alanlarda, eviniz, yuvanız, aileniz, özel yaşamınızla ilgili alanlarda bazı stresler oluşturabilir ve beklemediğiniz bazı dönüşümler, değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Uranüs sürprizler getirebilir. Yani bunlar çoğu zaman kontrol dışı, çok planlanmayan konularda olabilir. Ya da süregelen bazı mevzuları hızlandırabilir hayatınızda. Yer değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir. İş değişimleri olabilir. Kariyerinizde farklı bir yol izlemeye karar verebilirsiniz. Veya tamamen imajınızda, toplum önündeki statünüzde önemli bazı değişimler tetiklenebilir bu dolunayla beraber. Tabii ki ilişki dinamikleriniz, mesleğinizle ilgili konular, yaşadığınız alanlar, her türlü konu, aileyle ilgili konular, bunların her biri sizin yaşamınıza göre ve doğum haritanızın aldığı etkilere göre şekillenebilir. 11 derece Kova Burcu'nda olacak dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sizin için çok önemli bir dolunay. Özellikle Güneş Burcunuz, yükselen Burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa hem Uranüs'ten hem dolunaydan çok güçlü etki alacaksınız. O yüzden bu bahsettiğim etkilerin daha önemli bir şekilde, güçlü bir şekilde hayatınıza yansımasını bekleyebiliriz. Sabit burçlarda özellikle gezegenleriniz varsa, evet yine bu gezegenlerin temsil ettiği konularda önemli tesirler alabilirsiniz dolunayla beraber. Artı eksi 3 gün, yani 1 Ağustos ile 7 Ağustos arasındaki dönem, Ağustos'un ilk haftası, dolunayın tesirlerinin en güçlü şekilde hayatımıza yansıyacağı dönem olabilir. Evet ve 5 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçiyor sevgili boğalar. Merkür düşüncelerimizi yönetir, iletişim şeklimizi yönetir ve sizin 4. evinizde 20 Ağustos'a kadar Merkür bulunacak. Bu da demek oluyor ki aileyle daha fazla bir şeyleri paylaşıyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Evle ilgili düşündüğümüz plan, bir şeyler var, planlar, programlar var. Belki bir taşınma konunuz var ya da evde yapılacak işleriniz var. Aileyle ilgili konular var. Evde misafir ağırlayabilirsiniz. Yakınlarınız, kardeşleriniz, özellikle biraz daha genç kişiler, aile üyeleri daha çok ev ortamınızda bu dönemde bulunabilir. 7 Ağustos'ta gezegeniniz Venüs ikizlerden ayrılıp Yengeç Burcu'na geçecek. Venüs Yengeç Burcu'nda bulunmayı sever aslında. Daha evcimen, daha sevgi dolu bir Venüs'tür. Güvenliğini çok önemser. Ve Venüs, Jüpiter'den sonra ikinci benefik şans gezegeni olarak 3. evinizde ilerleyecek 7 Ağustos'tan itibaren. Bu da yakınlarınızla ilişki dinamiklerinizi daha sıcak hale getirebilir. Yani kardeşlerinizle daha fazla görüşebilirsiniz. Komşularla ilişkileriniz daha hoş olabilir. Bazı güzel seyahatler, geziler planlayabilirsiniz bu dönemde. Ticari konular daha verimli ilerleyebilir bu süreç içerisinde. Evet, 13 Ağustos'a biraz dikkat edelim. Bu ayın zor günlerinden birisi. Neden? Çünkü gökyüzünde Koç burcundaki Mars, Oğlak burcundaki Plüto'yla dik açı yapacak. 13 Ağustos, bunu 12 Ağustos, 14 Ağustos'u da bir gün öncesi, bir gün sonrası dahil edebiliriz. Aslında bireysel olarak sizi çok fazla etkilemeyebilir ama toplumsal anlamda da sert etkileşimlere neden olabilecek bir açı. O yüzden biraz dikkat etmekte fayda var. Düşünceleriniz biraz karamsar olabilir, biraz gergin olabilirsiniz. Bazı planlarınızda, programlarınızda belki kısıtlandığınızı hissedeceksiniz. Bazı zorunlu değişimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle yolculuklara, seyahatlere dikkat edelim. Yurt dışı bağlantılı konu ve kavramlarda zaman zaman Plüto baskılar yaratabilir. Bazı plan dışı engeller ya da daha global anlamda kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Bunlara dikkat etmekte fayda var. 17 Ağustos
Bir gün öncesi, bir gün sonrası. 16, 17, 18 Ağustos. Bugünler keyifli. Neden? Çünkü Aslan burcundaki Merkür Güneş'le birleşecek ve Koç burcundaki Mars da güzel bir üçgen oluşturacak. Hızlı bir enerji var gökyüzünde ama verimli bir enerji var. Fikirlerimiz yaratıcı. Hızlı fikirler üretebiliyoruz. Hayatımızda çözümler bulabiliyoruz. Özellikle aileyle ilgili konularda, evle ilgili konularda var olan bazı problemlerimizi hızlı bir şekilde çözebiliriz. Yardımlar alabiliriz, destekler alabiliriz. Manevi yönümüz de güçlü. İlham alabileceğimiz, yaratıcı enerjilerden yararlanabileceğimiz bir süreçte olacağız. 16, 17, 18 Ağustos ve 19 Ağustos'a geldiğimizde yeni ay doğacak. 24-26 derece Aslan burcunda 4. evinizde yeni ay doğuyor. Yeni ay yeni olasılıkları hayatımıza getirecek. Yeni kararlar var, yeni düzenlemeler var ve daha çok özel hayatınızla ilgili. Evet, belki evinizde düzeninizi değiştirecek, konforunuzu arttıracak bir şeyler yapacaksınız. Taşınmalar olabilir, evet, yer değişiklikleri, ikametgah değişiklikleri olabilir. Bunun yanı sıra aileyle ilgili konular aktifleşiyor. Biraz daha belki aile ve yakınlarla ilişkilerinizi bu yeni ay güçlendirecek. Emlak alma satma gibi durumlar olabilir. Çalışma koşullarınızı belki ev ortamına, evde çalışabileceğiniz bazı düzenlemeler yapacaksınız. Bununla ilgili başlangıçlar olabilir. Özellikle 26 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa sevgili boğalar, lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Güneş burcunuz 26 derece ve yakınlarında olabilir. Bu durumda Mayıs'ın özellikle 15 Mayıs ile 21 Mayıs arasında doğmanız gerekiyor. Yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarınızda olabilir. 26 derece ve yakınlarda gezegenleriniz bulunabilir haritanızda. O zaman bu yeni ayın sizi bireysel olarak daha güçlü bir şekilde etkilemesini de bekleyebilirsiniz. Ve 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. 22 Ağustos'ta da Güneş Başak Burcu'na geçiyor. 5. evinizde enerjiler aktifleşmeye başlayacak. Bu ne demek? Ayın son 10 günlük devresi, belki çocuklarınızla ilgili konulara daha fazla odaklanacaksınız. Sosyal hayatınıza biraz daha odaklanacaksınız. İlginiz evden, aileden ayrılıp kendi bireysel hobilerinize ya da yaratıcı etkinliklerinize yönelebilir. Aşk hayatınızda hareketlilikler artabilir, romantik konular etkinleşebilir. Merkür Başak Burcu'nda çok güçlüdür. Bu anlamda aslında sizin için keyifli de olacak. Çünkü 5. ev konuları boğa burçları için eğlencelidir aslında. Birçok boğa, eğer tatilinizi o güne kadar yapmadıysanız, ayın 22'sinden sonra tatil planları da yapmaya başlayabilirsiniz. Belki Eylül ayında tatil, seyahatler için değerlendirebilirsiniz. Gezegeniniz Venüs'ün 28 Ağustos, 29 Ağustos Neptün'e güzel bir açısı var. Bu da keyifli bir enerji. Hem aşk hayatınızı olumlu bir şekilde destekliyor, romantik konularda sizi destekliyor. Hem de sevdiğiniz kişilerle ya da çocuklarınızla ilgili bazı güzel planları hayata geçirebileceğiniz bir enerji var. İşte bir tatil olabilir, bir gezi olabilir, bir seyahat olabilir. 29 Ağustos Merkür-Jüpiter üçgeni de özellikle keyifli haberler alabileceğiniz bir süreci işaret ediyor. Seyahatler ve geziler konusunda da Merkür-Jüpiter üçgeni çok verimli. Gerek sizin, gerek çocuklarınızın, yakınlarınızın eğitim hayatıyla ilgili de keyifli bazı gelişmeler olabilir. Bu anlamda ticari faaliyetler içinde yine ayın son günlerini, 28-30 Ağustos arasını herhangi bir başlangıç yapmak için, imza atmak için, sözleşme yapmak için gayet verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili boğalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız.
Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.